sen? Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde 7 küçük keçi yavrusu ve annelerinin yaşadığı şirin ve şirin bir kasaba varmış. Günlerden bir gün yağmur öyle çok yağmış, öyle çok yağmış ki her yer su birikintileriyle dolmuş. Yağmur durduktan sonra 7 küçük keçi yavrusu hemen dışarıya çıkıp oynamak istemişler. Anne, anne yağmur durdu. Artık dışarı çıkıp oynayabilir miyiz? Tamam, tamam. Hepiniz ayaklarınıza yağmur çizmelerinizi giyin bakalım. Giydik bile anne. Hop. Bakın, oyuncak dinozorumu da getirdim. O da suda oynamayı çok seviyor. Onun için bir su kaydırağı yaptım, bakın. Bizim de kayabileceğimiz kadar büyük bir kaydırak olsa keşke. Ben duymuştum. Kocaman su parkları olan bir şehir varmış. Evet, öğretmenimiz bana Dubai'de çok büyük ve eğlenceli su parkları olduğunu söylemişti. Biz de gidelim Dubai'ye, oley! Annem de orayı çok merak ediyordu. Küçük bir tatil fena olmaz. Ayrıca dünyanın en yüksek binası da Dubai'deymiş. Adı neydi hatırlayamadım şimdi ben ama. Hadi ne bekliyoruz? Annemize soralım hemen. Anne anne anne! Dubai'ye gidebilir miyiz? Dubai mi? Nereden geldi aklınıza? Biz suda oynamayı çok seviyoruz ya. Dubai'de dünyadaki en büyük su parkları varmış. Hem de dünyanın en yüksek binası da oradaymış. Ama adını bir türlü hatırlayamadım. Burj Khalifa'dan bahsediyorsun sanırım. Evet, hiç fena olmaz. Hem ben de çok severim su parklarını. Oley! Bu sırada keçi kılığına girmiş kurt da camdan gizlice onları dinliyormuş. Demek Dubai'ye gideceksiniz siz sefil keçiler. Ben de tabii ki geleceğim ve bu sefer planlarımda başarılı olacağım. İki gün heyecan içinde ve hazırlıklarla geçmiş. 7 küçük keçi yavrusu ve anneleri Dubai'yi gezmek için yola çıkmışlar. Evet yavrularım. Az sonra uçaktan iniyoruz. Otele eşyalarımızı bırakıp hemen gezmeye başlayabiliriz. Önce nereye gitmek istersiniz? Su parkına! Tamam, ilk durak su parkı o zaman. Oley! Uçaktan inip otele yerleşmişler. Hiç vakit kaybetmeden hazırlanıp su parkına gitmek için yola çıkmışlar. Bekle bizi çılgın su parkı. Biz geliyoruz. Bu hain kurt yine kesin bizim peşimizdedir. Dikkatli olalım kardeşlerim. Evet çocuklar geldik. Burası çocuklar ve yetişkinler için çok eğlenceli bir park. Biletlerimizi alalım. Evet. Kaç bilet lazım? 8 lütfen. Siz ikiniz sağdaki kapıdan girin. Siz kalanlar soldaki kapıdan. Yoğunluk var ancak böyle alabilirim içeri. Siz bilirsiniz. Hay Allah. Peki içeride buluşuruz kızlar o zaman. Tamam anne. Çok çabuk kandırdın bu sefer. Bu keçiler de çok saf canım. Evet, evet. Küçükler buradan gelin bakayım. Ben size yardım edeceğim. Tam o anda kurdun kapıya sıkışan başlığı düşmüş ve koca kulakları ortaya çıkmış. Bunu gören anne keçi ok gibi fırlayıp kurda bir boynuz vurmuş. Kurt havada döne döne havuzun içine düşmüş. Hay Allah'ım yine su. Hep de beni buluyor bu su. Yeter ama ya.
Daha uzun süre bu hain kurt bize yaklaşamaz. Dersini aldı. Biz eğlenmemize bakalım çocuklar. Hadi. Hop. Hadi bakalım, burası kapanıyor. Gidip otelimize dinlenelim. Yarın dünyanın en yüksek binasını gezmeye gideceğiz. Hep birlikte otele dönmüşler. Yemeklerini yedikten sonra yorgunluktan daha fazla dayanamayıp odalarına çıkmışlar ve mışıl mışıl uyumuşlar. Günaydın herkese. Bugün dünyanın en yüksek binasına gidiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Anneciğim, Burj Khalifa'nın yüksekliği ne kadar? 828 metre yüksekliğe sahip. Yani 163 kat. Bulutların üzerinden dünyaya bakmak gibi bir şey. Vay, bu çok heyecanlı olacak. İnanılmaz. Ne kadar yüksek. İşte geldik çocuklar. Evet, bu sefer su da yok. Elimden nasıl kaçacaksınız bakalım bu yüksek binada? Anne, bu bina çok yüksek ve büyük. Yukarıya çıkmak çok uzun sürmez mi? Uzun sürmüyor. Çünkü dünyanın en hızlı asansörüne sahip. Hadi bakalım, seyir terasına çıkmaya hazır mısınız? Evet! Bir süre terasta vakit geçiren keçi ailesi artık aşağı inmeye hazırlanırken anne keçinin yolunu kılık değiştirmiş hain kurt kesmiş. Ve işte kazanan hanımefendi siz. Evet siz. 8 kişilik çöl safari bileti kazandınız. Gerçekten mi? Biz mi? Ne güzel. Ne zaman gideceğiz anne? Hemen gidebiliriz yavrucuğum. Geç değil mi? Yarın gitsek daha iyi olmaz mı? Çölde akşam fırtınaya yakalanmayalım. Yok canım, ne alakası var? Hiçbir şey olmaz. Hem ben hava durumuna baktım. Peki o zaman hemen otele gidip ihtiyaçlarımızı alalım ve safariye başlayalım. Oley! Oley! Otele uğrayan anne keçi birkaç eşya toplamış. Ve her ihtimale karşı safaride lazım olabilir diye çadırını da yanına almış. Safari çok eğlenceli geçiyormuş. Ama kurt, keçi ailesini çölde çok uzaklara götürmüş. Hava kararmaya başlayınca kurt planını uygulamak için anne keçinin yanına gitmiş. Artık karanlık oldu hanımefendi. Burada kalmamız lazım. Geri dönemeyiz. Çok tehlikeli olur. Hay Allah. Ne yapalım? Başka çaremiz yoksa hemen çadırlarımızı kuralım. Tamamdır bu iş. Akşam ziyafet var bana. Tüm keçilerin uyuduğundan emin olunca kurt çadırından dışarı çıkmak istemiş. Ancak kafasını çadırdan çıkartır çıkartmaz sert bir rüzgar yüzüne çarpmış. Bu da ne böyle? Ay, yüzüm gözüm kum oldu.
Kimse çadırdan çıkmasın. Kum fırtınası başladı. Hah, kum fırtınasıymış. Siz şimdi kurt fırtınasına yakalanacaksınız. Kurt tam çadırından çıkacakken kum fırtınası feci şiddetlenmiş. Ve kurdun yırtık pırtık çadırını havalara uçurmuş. Olamaz, olamaz. Yine elimden kaçırdım. Kum fırtınası bitince anne keçi dışarı çıkmış. Bakmış ki kurt ve çadırı ortada yokmuş. Allah Allah! Nerede ki bu rehber? Arabayı da bırakmış şaşkın. Hadi çocuklar toplanın, otele dönüyoruz. Bu maceramızın da sonuna geldik.